Herkese mutlu hafta sonları Ülke TV ekranlarından Başkanlar Konuşuyor programına hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir ilimizi konuşacağız. Batı Karadeniz'de bulunan yemyeşil, şirin bir ilçeyi konuşacağız. Antik zenginlikleri, doğa harikaları, kültürel varlıklarıyla görülmeye değer Düzce'yi konuşacağız. Düzce Belediye Başkanı ve aynı zamanda 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Doktor Faruk Özlü, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Önce bir katkıda bulunmak isterim. Lütfen. Düzce il efendim. Evet. Düzce il oldu 1999 yılında. Bolu'dan ayrıldı. Evet, Düzce il. Az önce ilçe olarak. Özür dilerim. İlçe olarak söyledim. Evet. Düzce il. Düzce Türkiye'nin en genç ili, 81. ili. Evet. Düzce butik bir şehir, güzel bir şehir, butik bir şehir. Tarihi açıdan da. Kaynaşlı Gümüşova arasında genelde bilinir ama Düzce'nin çok geçmiş bir çok zengin bir tarihi de var aynı zamanda. Düzce milattan önce 1390 yılına kadar dayanan bir tarihe sahip. Bugün inşallah Düzce'yi konuşacağız. Dört döneme de tanıklık etmiş değil mi tarihi açıdan? Biraz sizden dinleyelim mi Düzce'yi? Genel hatlarıyla nasıl anlatırsınız? Şimdi direkt bence herhalde konuya giriyoruz. Evet. Düzce bir defa butik bir şehir. Evet. Ben görevim gereği Türkiye'nin her tarafını gördüm. Dünyada da görmediğim çok az yer kaldı. Bunlar arasında baktığımızda Düzce gerçekten çok güzel bir yer. Ve ben son 2,5 yıldır Düzce'deyim, tam zamanlı belediye başkanlığı yapıyorum. Düzce butik çok güzel bir şehir. Düzce'yi ben şöyle tanımlamak isterim. Düzce doğu batı ekseninde, yani İstanbul'dan Ankara'ya giderken Düzce'yi ikiye ayıracaksınız. Düzce'nin güneyi, Düzce'nin kuzeyi. Düzce'nin güneyinde yayla ve şelaleler vardır. Kuş cenneti vardır. Bir gölümüz var. Yine Düzce'nin kuzeyinde tarih ve deniz. Yine Düzce'nin kuzeyinde muhteşem bir mağara ve insanların İstanbul'dan, Ankara'dan çok kolay ulaşabilecekleri, rafting yapabilecekleri çok güzel bir mekan vardır. Düzce imparatorluğumuzun son döneminde, dağılma döneminde, küçülme döneminde muhtelif coğrafyalardan gelen insanların yerleştikleri bir bölge olarak bilinir. Zengin bir demografik yapısı vardır. Ve yine Düzce farklılıkları birlikte yaşatabilen geniş bir kültür yapısına sahip. Düzce için yaklaşık 395 bin nüfusu olduğunu söylemeliyiz. Bu nüfusun yaklaşık %63'ü merkezlerde, şehir merkezlerinde, diğeri köylerde bulunuyor. Yarısı orman, yarısı orman olan bir şehirde yaşıyoruz. Çok güzel, butik, görünmeye değer bir şehirde yaşıyoruz. Evet, çok da güzel bir şehir gerçekten. 31 Mart mahalli idari seçimlerinden sonra Düzce'de neler değişti? Hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi? Ben siyasete girerken iki ana hedefim vardı. Bunlardan birisi doğduğum, büyüdüğüm şehrin çevresini değiştirmek, ona katkı sunmak. İkincisi de kendi uzmanlık alanımda. Ben makina mühendisiyim, savunma sanayi uzmanıyım. Kendi uzmanlık alanıma giren konularda ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına katkı sunmaktı. Birincisini bakanlık döneminde gerçekleştirmeye çalıştım o dönemde. Şu anda kendi doğduğum, büyüdüğüm şehre hizmet etmenin gerçekten mutluluğunu yaşıyorum. Düzce'de çok şey değişti. Bir defa Düzce'de zihinsel bir dönüşüm gerçekleşiyor Düzce'de. Düzce farklı kültürleri birlikte barış içinde yaşatabilen yeni modern bir şehir görünümüne kazanıyor. Biliyorsunuz biz depremlerden çok çektik. Düzce bir deprem bölgesidir. En son deprem 99 yılında oldu. Evet. 99 depreminden sonra Düzce'deki yapılan her şey, son 20 yılda yapılan her şey deprem yönetmeliklerine uygun, doğal afetlere uygun şekilde inşa ediliyor. Düzce'nin konut stoku %80 oranında yenidir ve depreme dayanıklıdır. Dayanıklıdır. Şimdi son zamanlarda hepimizin çok konuştuğu, hatta haberlere bile konu olan minik dostlarımız var. Canlı dostlarımız var. Evet. Onlar da çok zor dönemler geçiyor Sayın Başkanım. Yani mama bulamayanlar var, kaza geçirenler var, yaralananlar var. Bu anlamda belediye olarak neler yapıyorsunuz? Sahip çıkıyor musunuz onlara? Sahiplenmeyi bekleyenler de var çünkü. Yok, gerçekten biz hayvan dostu. Onlar bizim can dostlarımız. Hayvan dostu bir belediyecilik uygulaması yapıyoruz. Evet.
Evet. Onlar için Düzce'de modern bir merkez inşa ettik. Gerçekten Avrupa Birliği standartlarında modern bir rehabilitasyon merkezi inşa ettik. Burası modern bir ameliyathanesi olan sokak hayvanlarının toplandığı, sağlık kontrolünden geçirildiği, kısırlaştırıldığı ve 21 gün sonra tekrar alındıkları yerlere bırakıldığı bir merkezdir. Burada temel sorun sokak hayvanları konusunda üremenin çok hızlı olması. Evet. Şimdi örneğin bir köpek çifti, kısırlaştırılmamışsa, doğum yeteneği varsa, yaşamları boyunca doğurdukları yavruların ölmediğini kabul edersek, iki köpek 66 bin köpeğe çıkıyor. Çok ciddi, hızlı bir üreme var. Evet. Biz burada esasla kısırlaştırmayı esas alıyoruz. Sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Yani bir nevi doğum kontrolü uygulamaya çalışıyoruz. Kurduğumuz merkez çok modern bir merkez. Avrupa Birliği standartlı bir merkez. Sadece burada kapalı alan değil, yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde bir çağrıda bulundu. Bu hayvanları, hani zarar verenleri toplayın diye. Biz açık bir merkez inşa ettik. Bunu yakında hizmete alacağız. Açık alanda bazı sokak hayvanlarını, özellikle sakat kalmış, örneğin bir ayağını kaybetmiş veya zorlukları olan hayvanları burada tutacağız, burada besleyeceğiz. Geniş bir alan, ormanlık bir alan içerisinde güzel bir merkez. Onları değil Hayır, mi? Hayır, yok. Onlara bakacağız. Evet. Mesela bakın, bugün kış şartları var, Düzce'de kar var. Evet. Bu şartlarda sokak hayvanlarını beslemek için özel bir gayret sarf ediyoruz. Aç kalmasınlar, açık kalmasınlar diye. Onlar, çünkü biz onlarla birlikte yaşamayı, onlarla dostça yaşamayı esas alan bir felsefeyi benimsiyoruz. Onları dışlamayı, onları yok etmeyi, onları şehir merkezine uzaklaştırmayı değil, onlarla birlikte yaşamayı hedefleyen bir politika izliyoruz. Tabii bunun zorlukları da var. Sevenler var, sevmeyenler var. Evet. Burada saldırgan olmayan sokak hayvanlarıyla birlikte yaşayacağız. Saldırgan olanları da alacağız. Onları zararsız oldukları bir bölgeye toplayacağız. Şimdi 5-6 sokak hayvanı bir araya geldiğinde bunlardan bir tanesi lider oluyor. Bu lider olana alfa köpek diyorlar. Evet. Bu lider olan iyi huyluysa altısı da iyi oluyor. Lider olan kötü huyluysa, saldırgansa altısı da saldırgan oluyor. Birbirlerinden etkileniyorlar yani. Evet, kesinlikle böyle. Bu konuda çok hassasız, bu konuda çok çalışıyoruz. Ama şunu sorarsanız %100 sokak hayvanları konusunda Düzcelileri mutlu edebildiniz mi? Hayır, %50'ler mertebesindeyiz. Çünkü biz göreve gelmeden önce sokak hayvanlarından beyaz masaya gelen şikayet sayısı 100 birim ise bugün 50 birim. Azaldı. Peki aynı bunun zamanla şöyle söyleyeyim. Evet. Zamana ihtiyacımız var. Zamanla bunun 2-3 yıl içerisinde inşallah bunu sıfırlayacağız. İnsanlar birlikte yaşamayı, hayvanlarla birlikte yaşamayı çok sevecekler. Ambulans hizmetiniz de oluyor mu? İşte yolda vatandaşlar size ihbarda bulundukları zaman ambulans gönderebiliyor musunuz? Yani ihbarda bulunulduğu zaman hemen gidip alıyoruz, bakım evine getiriyoruz. Orada gerekli, mesela kaza olmuş, evet, sokak hayvanı yolda, gidip onu alıp rehabilitasyon merkezinden getirip ameliyatı ve bakımlarını yapıyoruz. Peki vefat edenler için bir hayvan mezarlığınız var mı? Sahipli ya da sahipsiz, yok, hiç fark etmiyor. Maalesef yok. Bu konuda bize talepler geldi. Bunu da, evet, değerlendiriyoruz. Çünkü hani özellikle çocuklar çok etkilenir bu olaylardan, evet. Ziyaret etmek isterler. Bakın, biz okulları rehabilitasyon merkezimize getiriyoruz. Orada çocuklara hayvan sevgisi aşılamayı hedefliyoruz. Evet. Parti ziyaretler oluyor. Orada sokak hayvanları, çocuklar birbirlerini daha yakından tanıyorlar. Peki kedi evleriyle ilgili bir desteğiniz var mı? Site içinde oturanlar ya da parklara yerleştirdiğiniz kedi Şimdi evleri var mı bu soğuk havalarda? Kedilerden çok şikayet almıyoruz. Kediler, evet, doğal ortamlarında yaşıyorlar ve gerçekten Düzce'de hayvanseverler var. Bu hayvanseverler hayvanlar konusunda çok hassaslar. Bizim de belli bölgelere yerleştirdiğimiz hayvanlar için
barınak diyebileceğimiz küçük kulübelerimiz var. Onların için de soğuktan korunuyorlar. Tabii, tabii, aynı zamanda tabii. Şimdi bolda kar var dediniz, İstanbul'da da başladı Düzce'de bu kar yağışı. Düzce'de de çok kar var. Ve o kediler motorun sıcaklığıyla araçlara saklanıyorlar. Buradan da uyaralım ne olur. Araçlarımızı kullanmadan önce bir motor kontrolü yapsınlar. Belki o yavrular oraya sıkışmıştır. Doğru. Allah korusun. Amin. Evet, amin, vatandaşların keyifli zaman geçirecekleri bir yer oldu artık millet bahçeleri. Ve büyük de ilgi görüyor. İnsanlar artık nefes alabiliyorlar. Düzce'de durum nedir? Düzce'de bir millet bahçesi inşa ettik. Yaklaşık 2,5 yıl sürdü. Ve Düzceliler bahçelerini çok sevdiler. Evet. Merkezde bir yer. Biz genelde millet bahçeleri biraz şehrin dışına inşa eden arkadaşlarımız var. Biz Düzce'nin merkezine inşa etmeyi düşündük. Düzce'nin merkezinde, en merkezi yerinde millet bahçemiz var. Burada önceden iki park vardı. İki parkı birleştirdik. Millet bahçesi olarak tanzim ettik. İçinde bir kafe, kütüphane var. Geniş bir mekan. Ferah bir mekan. Düzceliler 29 Ekim'de açtık. Geçen sene 29 Ekim'de açtık. Aynen. Düzceliler bahçelerini çok sevdiler. Gerçekten dolup taşıyor. Küçük çocuk oyun grupları var. Çocuklar çok fazla yüklendiler. Onları da inşallah kar akabinde yenileyeceğiz. Güzel bir millet bahçesi inşa ettik. Şimdi ikinci etabı var. Evet. Stadın olduğu mekanda 52 dönümlük bir arazide millet bahçesinin ikinci etabını inşa edeceğiz. Projeleri tamamlandı. Mülkiyetle ilgili sorunları çözdük. Spor Bakanlığı'nın yeriydi. Spor Bakanlığı orayı Hazine ve Maliye'ye devredecek. Onlar da bize kullanım hakkını veriyorlar. Şu anda ekranda görünen yer mi? Evet, evet. Düzcelilerin çok sevdiği bir mekan oldu. 29 Ekim'de açmıştık. İkinci etabı da inşallah bu yıl inşasına başlayacağız. Onu da 12 ay gibi bir sürede bitirmeyi düşünüyoruz. Bütün takas işlemlerinin teknik çalışmaları tamamlandı. Sadece imzaya kaldı. İmzalar atıldığında şehir stadının olduğu yerde millet bahçesinin ikinci etabını inşa edeceğiz. Yürüyüş parkurlarından bisiklet alanına kadar hepsi vardır herhalde ki internet hizmeti de çok önemli bu anlamda. Evet, ikinci inşa edeceğimiz millet bahçesinde biraz spor ağırlıklı olacak. Çünkü orada bir stat var. İnsanlar orada alışkanlıkları var. Spor yapıyorlar. Yeni projede orada çok güzel yürüyüş alanları olacak. Evet. Dinlenme mekanları olacak. Yemyeşil bir Düzce'nin merkezinde, Düzce'nin göbeğinde güzel bir mekan inşa ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte sizler daha yakından takip ediyorsunuz. Halkın en çok tercih ettiği yerler oldu değil mi millet bahçeleri? Kesinlikle. Kim düşündüyse çok güzel düşünmüş. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu 2018 seçimlerinde açıklamıştı. Gerçekten millet bahçeleri düşüncesi Türkiye'de yeşil alanların, şehirlerimizin güzelleştirilmesinde, yeşil alanların genişletilmesinde çok önemli bir fonksiyonu olduğunu gördüğümüzü söylememiz lazım. Şimdi bu butik şehrin mutfağı da çok güzel. Ben merak ediyorum. Düzce gastronomi şehri olma yolunda ilerliyor mu? Mutfak kültürünü canlı Düzce'de, tutuyor mu? Düzce'de çok önemli bir aşama kaydettik gastronomi kültürü anlamında. Bunlardan birincisi Düzce'nin çok zengin demografik yapısına ait insanların mutfaklarını bir araya getirdik. Güzel bir çalışma yaptık. Yaklaşık 10 ay sürdü. Bu çalışmada her bölgede ait, her bölgeden gelen Kafkaslardan, Balkanlardan Düzce'ye yerleşen insanların mutfaklarını sosyal tesislerimizde onları çağırdık, yemeklerini yaptılar, test ettik, tariflerini aldık, güzel bir kitap haline getirdik. Düzce Yemekleri kitabı. Evet. Bu yemek kitabında yaklaşık 300'den fazla yemek tarifi var. 30'dan fazla örneğin çorba tarifi var. Bu yemek kitabındaki yer alan yemeklerin yapılacağı bir mekan inşa ettik. Buna da Düzce Mutfak Sanatları Merkezi adını verdik. Düzce Mutfak Sanatları Merkezi Düzce'nin çok güzel bir lokasyonunda yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda inşa edildi. Onu da bundan 3 ay kadar önce hizmete aldık. Şu anda Düzce'ye gelen, dışarıdan gelen konuklarımız ya Düzce'de ne var, Düzce'de ne yenir, ne içilir dendiğinde
tek adres, ilk adres Tüzce Mutfak Sanatları Merkezi'dir. Liste çok uzun zaten, saymakla bitmez ki. Çerkez tavuğundan başlıyoruz. Evet, evet, evet. Tüzce'de gerçekten 300'den fazla yemeğin yapıldığı bir merkez evet. Orası. Güzel bir mekan. Nasıl söyleyeyim? Bir tepede Düzce'yi aşağı yukarı 4 cepheden seyredebileceğiniz, görebileceğiniz bir mekanda bunu inşa ettik. Burada bir şey daha yapıyoruz. Mesela siz yemek yapmayı seviyorsunuz. Evet. Sizi orada bir okulumuz var. Sizi okulumuza kaydediyoruz. Size önce teorik eğitim veriyoruz. Bu eğitimde örneğin işte soğan nasıl doğranır, patates nasıl soyulur, parmak nasıl kesilmez, et nasıl terbiye edilir, bunu anlatıyoruz, eğitim veriyoruz. Genç aşçılara kapılarınız açık tabii, o zaman. Yanında bir mutfağımız var. Evet. Bu mutfakta da bunun pratiğini arkadaşlar icra ediyorlar. Evet. Bu eğitim bittiğinde bir sertifika vereceğiz. İşte diyeceğiz ki sayın işte Ayşe Akalın örneğin Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki eğitimini başarıyla tamamlamıştır diye bir sertifika vereceğiz. Burada bu merkezde sadece Düzce yemekleri olacak. Başka yemek yok. Bu mutfakta sadece yemek kitabında tarif edilen yemeklerin yapımı öğretilecek. Güzel bir iş yaptık. Ay harika, mutfak eğitimi de vereceksiniz. Gerçekten Düzceliler bu mutfak sanatları merkezimizi de çok sevdiler. Evet. Hafta sonları yer bulma sıkıntısı tabii yaşıyoruz. O kadar büyük bir ilgi görüyor. Hatta park sorunu vardı. Parkı biraz büyüttük. Otopark sorunu vardı. Yani evet. Daha çok rağbet olunca park etmedi. Parkı biraz büyüttük. Hafta sonları dolu. Önceden siz de ziyarete gidiyor musunuz? Tabii sık sık gidiyorum. Mutfağa yani. Girdiğiniz oluyor mu hiç? Mutfak konusunda ben çok başarılı olduğumu söyleyemem. Lezzet kısmındasınız siz. Ama ben aç kalmam. Yani kendi yemeğimi yapabilirim. Ama çok hani böyle dolma falan saramam. Neydi o, kaşık makarna mıydı? Ünlü olan yemeklerinden biriydi. İşte siz daha iyi bilirsiniz. Ben sizin var, kadar donanımlı var, değilim. Şey var. Ya benim yapabildiğim iki yumurta kırıp yemek, yani o kadar fazla şeyim yok. Evet, Sayın Başkanım, zamanımız da çok kıymetli. Evet. Çoğu trafikte geçiyor. Ulaşım çok zor. İstanbul'da çok zor da Düzce'de nedir durum onu bilmiyorum ama hele ki toplu taşımada. Düzce halkı hak ettiği toplu taşıma hizmetini alabiliyor mu? Düzce'de toplu taşıma sisteminde büyük bir devrim gerçekleştirdik. Her şeyi sil baştan yeniden yaptık. Bunu yaparken de ulaşım, trafik, otopark konusunda uzman bir arkadaşımızla çalıştık. Kendisi bize danışmanlık yaptı. Ölçümler yaptık, sayımlar yaptık. Biletlerle karşılaştırdık. Yepyeni bir sistem kurduk. Bu sistem optimizasyona dayalı bir sistem. Nüfusla, yolcu sayısıyla, otobüs büyüklüğünü birlikte düşünen bir sistem. Bizim yaklaşık 30 bin civarında yolcumuz olduğu günde ortadaydı. 30 bin yolcuyu taşıyabilecek araç büyüklüğünün yaklaşık 6 metre olduğunu tespit ettik. Evet. Ve 6 metrelik 114 araç ile bu sistemin döneceğini tespit ettik. Ve güzel bir şirket kurduk. Düzce Ulaşım AŞ diye. Bu şirket yönetim şirketi ve bu şirkete hizmet satan 114 Düzceli esnaf oldu. Biz burada hizmet alıyoruz. Yani otobüsler bizim değil. Otobüsler esnafın. Evet. Esnaf bize hizmet satıyor. Ve biz de bunlara bir ücret garantisi veriyoruz. Türkiye'de toplu taşımada zarar ettirmeyen belki tek sistem Düzce'deki sistemdir. Şöyle, bütün masraflarını çıkardıktan sonra belli bir kar marjıyla da bir evet. Ücret garantisi ile işe başladık. Başladığımızda araç başına 20 bin lira aylık gelir garantisi verdik. Diyelim ki otobüs bir ayda 25 bin lira kazandı. Üstü kullanıcının, otobüs sahibinin. Diyelim ki 15 bin lira kazandı. Bizim verdiğimiz gelir garantisi 20 bin lira, 5 bin lirasını biz tamamlıyoruz. Dolayısıyla özellikle pandemi süresince Türkiye'de bütün toplu taşıma araçları, sistemleri zarar ettiler. Belki de ceplerinden ödediler. Ama Düzce'deki sistem zarar ettirmeyen bir sistem idi. Evet. Bunda da çok başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Söylemem gerekir. Bakın, otobüsleri küçülttük. Sefer sayısı sıklaştı. O günkü tarihlerde şöyleydi. Bu 12 metre, 6 metre dediğimiz otobüsler. Tabii 12 metreden 6 metreye indik. 12 metre otobüsün
O günkü hesaplamalarımıza göre kilometre başına maliyeti 4 liraydı. 6 metre otobüsün kilometre başına maliyeti 2 liraydı. Ortalamasını söylüyorum. Evet. Dolayısıyla şirketin bilançosu da olacağı için kar zarar, kar mı ediyoruz, zarar mı ediyoruz, ne kadar sübvanse ediyoruz, bunları da bilançosundan rahat görebileceğimiz bir model ortaya koyduk. Bu modelde bakın ne oldu? Otobüs sayısı, otobüsler küçüldüğü için sefer sayısı arttı, sıklaştı. Evet. Yani daha önce yarım saatte gelen otobüs şu anda 10 dakikada bir geliyor. İkincisi, otobüsler esnafın olduğu için ve ne kadar çok yolcu taşırsa o kadar çok para kazanacağı için esnafın, yani otobüs kullanıcılarının, şoförlerinin vatandaşa karşı davranışı değişti, değişti, güzelleşti, evet, iyileşti. Yine otobüsler kendilerinin olduğu için otobüslere daha iyi bakıyorlar. Kendi aracı gibi bakıyor. Bakın, bu otobüslerde 3 tane kamera var. Birisi durağa odaklı, durakta neler olup bittiğini gözlemliyor. İkincisi şoföre odaklı. Şoför yolcuya iyi kötü nasıl davranıyor veya evet, giderken sigara içiyor mu, cep telefonla görüşüyor mu? Şoföre odaklı. Üçüncüsü de yolcuya odaklı. Yani yolcu işte geldi, sayıyor. Bir yolcu geldi, kamera sayıyor. Bilet bastı, akşam bunların eşit çıkması lazım. Kaçak binişleri engelleyen bir sistem getirdik. Evet. Çok mükemmel bir sistem. Hatta bazı başka illerin belediyeleri soruyorlar, ya nasıl bir sistem, gelin bize anlatın diye. En sonunda Kıbrıs Ulaştırma Bakanlığı'na bizim arkadaşlarımız gittiler, bir briefing verdiler. Toplu taşıma sisteminde ortaya koyduğumuz özgün modeli anlatmak üzere. Örnek bir proje oldu o zaman. Kesinlikle öyle. Örnek bir projedir. O zaman koca otobüsle 5-6 kişi gideceğine hem boyunu küçülterek hanımefendi, daha çok güzel, çok güzel bir şey yakaladığını söylediniz. Gerçekten bu işe başlarken ben bakıyordum. Koca koca otobüsler içinde 3-4 kişi var. Evet. 10 kişi var. Yani bu 10 kişiyi taşımak için 50 kişilik otobüs, koca otobüsün olması yerine bu 10 kişiyi, 5 kişiyi taşıyacak daha küçük bir otobüs yeterli diye düşündük. Gerçekten çok başarılı bir sistem kurduk. Evet. Zaman zaman vatandaşlarımızdan gelen talepler oluyor. Onlara göre de sistemde bazı rutuşlar yapıyoruz. Örneğin pandemi süresince yolcu sayımız 8000'e kadar düşmüştü. Orada bazı seferleri, bazı hatları iptal etmiştik. Yolcu sayımız arttı. Tekrar yeni hatlar ihtas ettik. Ya da bazı hatları böldük. Ama gerçekten çok güzel, mükemmel bir sistem kurduğumuzu sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi otobüse bindik ama biletimiz yok. Hiç sorun değil. Kredi kartınız varsa gösterin. Oradan çekim yapıyor. Ha, kredi kartında tabii. kullanabiliyorlar. Böyle aynen, bir kolaylık var. Peki şoförleriniz aynen, eğitimden geçiyor mu? Hani ekranda hep haberlerde görüyoruz. Vatandaşla bir sürtüşme halinde oluyorlar. Gerçekten çok güzel bir soru yine sordunuz. Bu otobüslerde görev alacak olan şoförlerimize eğitim verdik. Evet. Davranış eğitimi verdik, araç kullanım eğitimi verdik, psikolojik eğitim verdik ve bunları sertifikalandırdık. Önüne gelen araca binip yolcu taşıyamaz, sertifikası olması lazım. Evet. Bu şoförlerimizin aşağı yukarı tamamı eğitimden geçtiler. Tek tip kıyafet uygulaması getirdik. Bu ara araçlarımız kırmızı beyaz. Bu kırmızı beyaz rengi de tüzcelilere sorduk. Hangi renk olsun diye. Onların tercihi mi? Tabii, tüzceliler bu rengi tercih ettiler. Çok güzel. Ben bunlara Düzce'nin uğur böcekleri diyorum. Evet, çok da güzel olmuş. Uğur böcekleri Düzce'ye yakışıyorlar. Düzceliler bu araçları çok sevdi. Bundan 40 sene önce, 50 sene önce Düzce'deki otobüsler yine bu boyutlarda ve yine kırmızı beyaz. Yani Düzcelilerin sanıyorum hafızasında kalan bir şey oldu. Bu rengi Düzceliler tercih ettiler. Aynı güzel, sağlıkla, güvenli bir şekilde de evet, seyahat etsinler. Evet. Şimdi ulaşım dedik ama ulaşımın dışında, toplu taşımanın dışında daha doğrusu trafik güvenliği de çok önemli. Kesinlikle. Gerek araçlar için, gerek yayalar için. Ne bileyim, trafik yoğunluğunun olduğu yerler kontrol altında mı? Yayalar için bir buton var mı? Kırmızı ışıkta bekleme süreleri nedir? Ulaşım master planı yapıyoruz. Evet. Bugünlerde anket yapıyoruz. Ulaşım master planı bizim 2 yıldır üzerinde çalıştığımız bir projedir. Ulaşım master planının bugüne kadar bitmemesinin sebebi pandemi sürecidir. Çünkü anket yapmamız gerekiyordu. Pandemi süresince yolcu sayılarımız çok azalmıştı. Evet. Pandeminin geçmesini bekledik. Ulaşım master planı bize şunu verecek. Düzce'nin
ana caddeleri, Tuzce'nin ara sokaklarındaki trafik ulaşımı aynen insan vücudunun vücudundaki ana ve kılcal damarların nasıl kan dolaşımını sağladığı gibi trafik akışını sağlayabileceği bir sistemi kurmak için yapıyoruz. Yaklaşık 9000 kişiyle bugünlerde anket çalışması yapıyoruz. Bu anketlerde yaparken mahallelerin büyüklüğüne dikkate aldık. Bu anketleri yaparken ulaşım, toplu taşıma hangi bölgeler arasında yoğunluklu olarak ağırlık kazanıyor? Bunlara bakıyoruz. Ulaşım master planı bittiğinde Düzce'nin ana ulaşım planı tamamlanmış olacak ve trafik akışında da hiçbir inkıta olmayacak. Merkezde 3 kavşak var. Bu 3 kavşakta zaman zaman trafik sıkışıklığı sorunu yaşıyoruz. Evet. Bunlardan birisini akıllı kavşağa çevirdik. Düzce'de ilk akıllı kavşak sistemini biz kurduk. Diğer 2 kavşağı da bypass edecek melen boyu bir çevre yolu düzenlemesi evet. yapıyoruz. Ben burada Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'na çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi kırmadı. Geçen sene gittik. Dedik ki bu merkezdeki trafiğin rahatlaması için melen boyundan bir yol açmamız gerekiyor. Sağ olsun kabul ettiler. Ve yine Tarım Bakanımız kamu yararı kararını imzaladı. Çünkü tarımsal bir alandan geçiyordu. Sayın Bekir Pakdemirli'ye de teşekkür etmek isterim. Düzce'ye çok önemli katkıları var. Evet. Bu yolu inşallah bu sene açmaya başlayacağız. Yaklaşık bir yılda bitirmeyi düşünüyoruz. Bu yol bittiğinde bu 3 ana kavşaktaki trafik sıkışıklığını bertaraf etmiş olacağız. Yayalarla ilgili bir çözümünüz var mı? Hani az önce söylemiştim ya, yayaların geçmesi için bir buton, üstünlük, geçiş üstünlüğü butonu. Var. Yayalar içinde şöyle, bakın Düzce'de yaya kaldırımları gerçekten çok nitelikli mermerden, nitelikli taşlardan döşenmiştir. Belli bir bölgemiz var. Burada insanların, bakın ekranda gördüğümüz akıllı kavşak. Burası Millet Bahçesi. Şimdi şöyle, Düzce'de bisiklet yolları inşa ediyoruz. Bunu projelendirdik. Avrupa Birliği'nden ciddi bir hibe alıyoruz. 3,5 milyon avro civarında. Düzce, düz bir bölgede çok sayıda bisiklet yolu Düzce'de bu aldığımız hibeyle, yardımla Düzce'de inşa edeceğiz. İhtiyaç var aslında bisiklet yollarına. Evet. Bir bisiklet sistemi kurduk evet. Düzce'de. Büyük şehirlerde olduğu gibi. Diyelim bisikletiniz yok. Kredi kartınızı gösteriyorsunuz. Bisiklet kiralıyorsunuz. İstediğiniz yere bırakıyorsunuz. Sonra oradan akşam gelip birisi bunları toparlıyor. Ne güzel. Kente katma değer kazandırmak için pek çok projeyi de hayata geçiriyorsunuz. Bakın Düzce'nin temel altyapı sorunlarının tamamını çözüyoruz. Evet. Bakın Düzce'de katı atık tesisi sorunu ben vardı. Ben de onu merak ediyorum. Evet. Yani çöp sorununun kalıcı bir çözümü var mı? Bu anlamda efendim çevredeki zararlı maddeler bakın, gübreye dönüştü mü? Bundan çok değil, 2 yıl kadar önce Düzce'nin çöpü maalesef vahşi depolamaya gönderiliyordu. Burada çok ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. İşte kokudan insanlar rahatsızdı. Çevre sorunları vardı. Çok modern bir tesis kurduk. Düzce'de katı atık, entegre katı atık, ayrıştırma ve işleme tesisi diye bir tesis kurduk. Gerçekten bölgenin en modern tesisidir. Gelen çöpler önce ikiye ayrıştırılıyor. Evet. Burada organik kısımlar var, inorganik kısımlar var. Organik kısımları fermentasyon tanklarına, biyogaz havuzlarına gönderiyoruz. Burada yaklaşık 21 gün kalıyor, artı 55 derece sıcaklıkta. Bakteriler, organik maddeleri yeme özelliğine sahip. Bakterilerin çıkardığı gazları bir balonda topluyoruz, gaz balonu. Evet. Bu balondan ki gaz, metan gazı buradan elektrik üretip sisteme veriyoruz. Kalan kısımları geri dönüşüme gönderiyoruz. Yine kalan kısımlardan bugünlerde TÜBİTAK ile birlikte bir protokolümüz var. Organo mineral gübre yapma, yani toprak zenginleştirici yapma konusunda bizim Düzce çöpünden bir formül geliştirmeye çalışıyoruz. Bakın daha önceden Düzce'de çöpün dökülebileceği alan bulmada sıkıntımız vardı. Bugün Düzce'nin katı atık işleme ve ayrıştırma sisteminin
çöp eksiği var. Yani biz normalde 300 ton çöp buraya vermemiz gerekirken bugün çöp bulamıyoruz. Belki komşu illerden çöp alıp burada işleyeceğiz. 800 tona kadar işleme kapasitesi olan bir tesisimiz var. Modern bir tesis. Türkiye'de örnek Düzce, bir tesis. Kesinlikle öyle. Düzce ölçeğindeki illerin kurması gereken, kurabilecekleri modern bir tesise sahibiz. Şimdi modern demişken yaşadığımız şehrin de daha güzel, daha modern, daha konforlu ve göze daha hoş gelmesi lazım. Bu anlamda hem işte dışarı çıktık, ağaçlandırması, aydınlatma sistemi, hepsi daha doğrusu kent estetiğe dikkatimizi çekiyor. Daha evet, huzurlu, daha hoş olması açısından. Siz bu anlamda gurur duyulacak bir şehir misiniz? Kent estetiği anlamında Düzce'de gurur duyulacak bir proje yürütüyoruz. Düzce'nin merkezinde valilik meydanı ile valilik ile belediye meydanı arasındaki kalan alanı kent estetiği alan için kent estetiği projesi hazırladık. Bu proje yaklaşık bir yıl sürdü. Zeminlerle başladık. Zemin iyileştirmeyle başladık. Altyapıyla başladık. Önce evet, altyapısını hallettik. Sonra taban zemini iyileştirdik. Şu anda binaların cephe gidirmesiyle uğraşıyoruz. Önce valilik binasının cephe gidirmesini tamamladık. Şu anda bankalar cephe giydirmelerini yapıyorlar. Sonra da mülk sahipleri binalarının bizim hazırladığımız projeye göre binalarına cephe giydirmesi yapacaklar. Bu şekilde Düzce'nin merkezinde, Düzce'nin kalbinde ki binaların bakın bu şöyle, valilik meydanı, millet bahçesi, onun etrafındaki binalar, İstanbul Caddesi ve Cecide Meydanı. Bu bölgeyi kapsayan yaklaşık 1 kilometrelik bir alan. Burada kent estetiği projesi uyguluyoruz. Mükemmel bir proje oldu. Güzel bir mimari tasarım yaptı arkadaşlarımız. Dolayısıyla Düzce'ye geldiğinizde Düzce'nin kalbinde, Düzce'nin merkezinde kent estetiği projesi uygulanmış çok nefis bir mekan göreceksiniz. Hmm. Daha keyifle yürüyeceğiz yani o kesinlikle, caddelerde. Kesinlikle öyle. Özellikle o aydınlatmalar akşam saatlerinde çok daha keyifli evet, oluyordur. Evet, kesinlikle öyle. Ben şunu söyleyeyim. Düzce bir defa doğal olarak güzel bir şehir. Yani Düzce'nin güzelliği doğasından geliyor. Kendi doğal bir güzelliği var. Evet. İnanın Düzce'nin her tarafı aslında milli park gibi. Yemyeşil, pırıl pırıl. Ve Karadeniz'in yeşili başka bir yeşil. Yani nasıl söyleyeyim, böyle koyu gök. Çok kuvvetli bir yeşil, güzel bir yeşil. Evet. Ben gerçekten Düzce'nin ne kadar güzel bir şehir olduğunu son 2,5 yılda yaşadığım, yani düzenli her gün içinde bulunduğum bu şehrin ne kadar güzel olduğunu yakından hissettim. İnşallah o güzelliği bozulmaz ama biz insanız, her şey bizim için. Yaşadığımız doğal afetler var, evet, trafik kazaları var, olası yangınlar var. Bu anlamda hızlı müdahale etmek gerekiyor çünkü zamanla yarışıyoruz. Bakın Düzce'de biz yüksek katlara evet, yasak getirdik. 2019 yılında göreve geldiğimizde yüksek katlı yapılara yapılaşmaya son verdik. Evet. Düzce'de zemin artı 4'tür. Düzce'de yatay mimari uygulaması vardır. Evet. Düzce'de öyle yüksek 20 katlı, 25 katlı yapılara izin ne vermiyoruz. Ne güzel, ne mutlu. Bir ara yapılmış ama yasak getirdik. Şu anda öyle bir uygulamamız yok. Yatay mimari ve kent estetiğine uygun bir yapılaşmayı Düzce'de zorunlu kılıyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Zamanla yarıştığımız olası yangınlar var ya, bu anlamda siz yetişebiliyor musunuz? İtfaiye çok i̇tfaiye önemli. Teşkilatımızı, itfaiye evet, teşkilatımızı yeniledik. Adeta sıfırdan kurduk. Burada iki şey yaptık. Bir tanesi itfaiye binamızın yerini değiştirdik. İtfaiye binamızın yeni yerini seçerken evet, Düzce'nin her tarafına, doğusuna, batısına, güneyine, kuzeyine en fazla 7 dakikada ulaşılabilir bir nokta neresidir? 7 dakikada. Evet. Çok güzel. Neresidir diye bir araştırma yaptık. Bu araştırmaya göre Çoban Mevki denilen bir yer var Düzce'de. Orası çıktı. Yeni itfaiye binamızı orada inşa ediyoruz. Bitmek üzere Nisan'ın 15'i gibi itfaiye binamız bitecek. İkincisi, itfaiye araçlarımızın envanterde kullanımda olanların eskilerini attık. Tamir ve bakım onarımdan geçirildikten sonra kullanılabilecek durumda olanların tamir bakım onarımdan geçirdik.
ve itfaiye ve çok yeni itfaiye araçları aldık. Bakın Düzce Belediyesi bölgenin en güçlü itfaiye araçlarına, itfaiye donanımına sahip bir belediyedir. Allah korusun, başka illere de yetişebilirsiniz bu anlamda. Sakarya'dan, Kocaeli tabii ayrı, Kocaeli evet. Büyükşehir, Sakarya'dan Karabük'e, Bartın'a kadar, Kastamonu'ya kadar o bölgenin en güçlü itfaiyesi Düzce itfaiyesidir bugün. Araçlarımız yeni. Mesela geçenlerde bir yangın oldu. Bir büyük fabrikada, mobilya fabrikasında. Evet. Bizim araçlarımız kendi imkanlarımızla bunu söndürdük. Endüstriyel yangınlara müdahale edebilme, bunları söndürebilme yeteneği kazandık. Evet. Bir de Batı Karadeniz'in Efes'i olan Konuralp Antik Tiyatro var. Devam eden kazılar burası vardı. Burası çok önemli. Çünkü burası Düzce'nin tarihi, Düzce'nin geçmişi. Burada üç büyük imparatorluk hüküm sürmüş. Bu kazılar aslında bizden önce başlamıştı. 2013 yılında başlamıştı. Evet. 2013 yılından beri peyderpey kazı çalışmaları yürütülüyordu. Antik sit alanı olarak tescillendi mi orası? Evet, evet. Şimdi bu kazıları biz 2019 yılında özel bir önem verdik. Evet. Ve burada yaklaşık 70-80 işçi görevlendirdik. Bunların bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Teknik olarak işte bir traktör, bir çekici, kepçe vesaire hepsini biz tedarik ediyoruz. Bu kazılarda yaklaşık 10 arkeolog çalışıyor. 12 aylık, biliyorsunuz kazılar genelde yazın evet, yapılır. Evet. Buradaki kazıları 12 aya çıkardık. 12 ay kazı yapıyoruz. Yağmur, çamur hariç kazı yapıyoruz. Bütün masraflarını Düzce Belediyesi karşılıyor, biz karşılıyoruz. Ve bu kazılarda çok ciddi bir mesafe aldık. 2019 yılına kadar yapılan kazıların 2019'dan sonra pandemi sürecine rağmen, çünkü pandemide zaman zaman ara vermeler oldu. Evet. En az 10 katı kazı yaptık. Bakın ekranda görülüyor. O altta beyaz gördüğümüz kısım tamamen aslında yeşil çimendi. Üstte evet. Görüldüğü gibi. Orayı biz ortaya çıkardık. Ama bunu yaparken usule ne uygun kazı yapıyoruz. Arkeologlarımız var. Her 6-7 kişinin başında bir arkeolog var. Onların gözetiminde bu kazılar yapıyoruz. Kazılar %70 oranında tamamlandı. Kalan kısmı da bitirdikten sonra burada bu bölgede restorasyon çalışması yapacağız. Bu antik tiyatroda restorasyon çalışması yapacağız. Burası yaklaşık 10 bin kişilik bir tiyatro. Bu tiyatroda konserler vereceğiz. Evet. Düzce'de kültür ve sanat etkinliklerinin adresi olacak olan bir tiyatro olacak burası. Ve yine burası Düzce'ye gelenlerin görmek isteyebilecekleri tarihi bir mekan, bir varış noktası, bir destinasyon alanı olacak. Ve yine burada bir kültür ve sanat sokağı inşa ediyoruz. O projelendirildi. Baharda onun inşasına başlayacağız. Burasını yine arkeolojik sit alanı olarak kuruldan geçti, ilan ettik. Burada burası Göynük gibi, burası Beypazarı gibi, yine Safranbolu burası gibi. Safranbolu gibi bir merkez olacak. Olması için çalışıyoruz. Bakın görüyorsunuz arkeopark çok kazılarda çok ürün ortaya çıktı. Heyecan verici keşifler olmuştur o zaman. Tabii kesinlikle. Ve ben burayı çok önemsiyorum. Buraya büyük önem veriyoruz. İnşallah burası Düzce'yi turizm açısından bir destinasyon merkezi yapmaya katkı, önemli bir katkı sunacak olan bir yer. Bir de ilinizin gururu var efendim. Düzce Spor. Sporun ve sporcunun geleceği çok önemli. Düzce Spor gerçekten çok başarılı evet. bir takım. Biliyorsunuz üçüncülükteyiz biz. Evet. Ama birinci lider. Gerçekten arkadaşlar çok iyi çalışıyorlar. Arkadaşları tebrik etmek isterim. Canla başla uğraşıyorlar. Biliyorsunuz sporda çok ciddi maliyetler vardır. Bunları evet. karşılamak kolay değil. Ama bizim arkadaşlarımız bu işi sahiplendiler. Ben size şunu ifade etmek isterim. Bir şehirde şehrin eşrafı, şehrin ileri gelenleri takımlarına sahip çıkmazsa o takımdan bir şey olmaz. Yani orada hani devletin, valiliğin, belediyenin ya da ne bileyim işte o şehirdeki resmi kurumların katkısıyla çok fazla ilerleme olmaz.
bir şehirde şehrin takımına, şehrin eşrafı, şehrin büyükleri, şehrin önde gelen insanları sahip çıkarsa burada başarı olur. Şu anda Düzce'deki durum, Düzce'deki arkadaşlarımız gerçekten Düzce Spor'a çok sahip çıkıyorlar, fedakarlık ediyorlar. Dolayısıyla kendilerini tebrik etmek isterim. Düzce Spor 3. ligde lider bir takım. Çok başarılılar. Başarıları daim olsun. O zaman Düzce'yi spor şehri haline de getireceksiniz. Bizim aslında seçimden önce bir şeyimiz vardı. Spor şehri Düzce. Evet. Spor şehri Düzce derken aslında daha çok bu altyapıyı, amatör takımları hedefledik. Bunun için de bir akademi kurduk. Spor akademisi. Evet. Bizim amacımız bu mahalle takımları var. Genç sporcular var. Farklı branşlar var. Sadece futbol değil. Buradaki gençlere belediyemizin gelirlerinin belli bir oranını bunları desteklemek için kullanacağız. Bir spor akademisi kurduk. Bu akademi eliyle bunları yapacağız. Bizim desteğimiz altyapıya. Amatör gruplara. Şöyle yani oyun anlamında yani spor yapma anlamında şeylere gençlere destek olacağız. Ama amatör profesyonel takıma da çok güzel bir şehir stadı projesi yaptık. Proje tamamlandı. İnşallah onun da inşasına bu sene temelini atacağız. Düzce Spor'a, Düzce'nin şehir kulübüne yakışır bir stadyum inşası projesini bitirdik. Yaklaşık 10 bin kişilik bir stat projesi. Bakın genelde şey vardır. Birçok şehirde hesapsız kitapsız büyük statlar yapılır. Evet. Sonra boş kalır. Evet. Biz şunu yaptık. Düzce Spor'un geçmiş dönemlerde başlarına kaç kişi gelmiş? Onları çıkardık. Oradan 10 bin rakamını hesapladık. Yani bu 30 bin de diyebilirdik. 15 bin de diyebilirdik. Ama 10 bin aslında hesaplamalarımıza göre Düzce için yeterli bir büyüklük. Dolayısıyla inşallah profesyonel Düzce Spor içinde bu stadı inşa edeceğiz. Düzce'de şunu yapıyoruz. Düzce'nin güneyi, Düzce'nin kuzeyi. Düzce'nin güneyinde bir spor kampüsü kuruyoruz. Şıralık bölgesinde. Şu anda orada bir yedek stat inşasını belediyemiz kendi imkanlarıyla evet. yapıyor. Orası 3000 kişilik bir stat olacak. Amatör spor kulüpleri ve Düzce Spor'un yedek stadı olarak kullanılabilecek bir stat olacak. Bunu biz kendimiz inşa ediyoruz. Diğer büyük stadı Gençlik ve Spor Bakanımıza arz edeceğiz. Onun katkılarıyla yapacağız. Kendilerinin haberi var. Ve yine Düzce'nin kuzeyinde bir daha önce taş ocağı olarak kullanılmış bir alan var. Burası 183 dönüm. Burada da Düzce'nin kuzey bölgesinin spor kampüsünü inşa edeceğiz. Arazi takasları işlemlerini görüşüyoruz. Burada tenis kortları, işte basket sahaları gibi alanlar olacak. Yani iki güneyi, kuzeyi. Güneyde Şıralık bölgesi, evet. Kuzeyde bağlantı yolu bölgesinde iki kampüslü bir şehir olacak. Burada biz daha çok altyapıya önem vereceğiz. Sporcu yetiştirmeye önem vereceğiz. Bir de Düzcelilerin hafta sonları rahat gidip spor yapıp dinlenebilecekleri bir alan. Salon sporları da var mı bunun içinde? Var, var. Salon sporları da var. Var. İnşallah birincilikte de görürüz Düzce Spor'u. İnşallah bizim arkadaşlarımızın gayretlerine bağlı. Bir de elinizde çok güzel bir kitap var. Evet. Beyaz evet. Kitap. Doğru görüyorum değil mi burada? Doğru görüyorsunuz. Şimdi ben biraz bunu anlatmak isterim. Lütfen. Pandemi süresince zaman zaman her taraf kapalıydı. Ekrana da gösterelim mi Sayın Ekrana Başkanım? Ekrana gösterelim. Kameranız karşıda. Evet. Bu beyaz kitap. Şöyle göstereyim. Evet. Evet. Şimdi pandemi süresince zaman zaman eve çekildiğimiz anlar oldu. Bu süreçte ben elimdeki kütüphanemdeki dokümanlara baktım neler yapmışız diye. Aklıma bir kitap, bunları bir kitaplaştırma düşündüm. Bu gerçekten teoriyle pratiği sentezleyen bir kitaptır. Ben bir akademisyen olsam akademik çalışmalarım sonucunda çok kolay bir kitap yazabilirim. Ama bu pratikte de uygulamalarda bulunmuş, uygulamalar yapmış bir insanın deneyimlerinden süzülmüş bir kitap. Burada aslında esas ben size bu kitabı, bana soruyorlar ne yazdın diyorlar. Kitap yazdım ben diyorum. Ben de soracağım ne yazdınız, içinde neler var? Şimdi
kitap yazdım diyorum. Ne yazdın diyorlar. Vallahi diyorum bildiklerimi yazdım. Bu kitapta gerçekten bildiklerimi yazmaya çalıştım. Bu kitabı yazarken verilerin güncellenmesinde bizim düşüncelerimizi paylaştığımız çok kıymetli arkadaşlarım var. Özellikle 3 arkadaşımızı da buradan teşekkür etmek isterim. Onlarla birlikte çalıştık. Şimdi bu şöyle. Türkiye son 20 yılda çok ciddi ilerlemeler kaydetti. Gerçekten her alanda Türkiye temel sorunlarını çözdü. Son 20 yıl Cumhuriyet tarihimizin altın harflerle yazılabilecek dönemidir. Evet. Türkiye'de devlet ve millet barıştı. Türkiye temel altyapı sorunlarını çözdü. Havalimanları, Avrasya tünelleri, ben size onlarca şey sayarım. Bunlar gerçekten çok büyük başarılar. Gelecek 20 yılda da Türkiye'nin bu başarılarını devam ettirerek bir sıçrama yapmasını hayal ediyoruz, istiyoruz. Peki bunu nasıl becerecek, bunu nasıl yapacak? İşte bu kitapta ben bunları yazmaya çalıştım. Bakın Türkiye'nin geçen sene gayri safi milli hasılası 717 milyar dolar. Dünyanın gayri safi milli hasılası toplamı da 80 trilyon dolar. Böldüğümüz zaman 0.9 çıkıyor. Yani Türkiye'nin gayri safi milli hasılası dünyanın toplam gayri safi milli hasılasının yaklaşık %1'i. Şimdi bu %1'in nasıl %1,5, %2, %2,5, %3 yaparız? Yine bu kitapta Türkiye'nin referans alması gereken iki ülke olduğunu yazmaya çalıştım. Bunlardan birisi Almanya'dır, birisi Japonya'dır. Niye Almanya, niye Japonya? Almanya ve Japonya dünyada ekonomik büyüklük olarak, ekonomik güç olarak ilk 5'te yer alan ülkeler. Türkiye'yi Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti veya Amerika ile mukayese etmek yanlış olur. Çünkü bunların ölçekleri çok farklı, çok büyük. Evet. Ama Almanya ve Japonya doğal kaynakları da bizim gibi çok fazla olmayan iki ülke. Başarılarının sırrı bir çok disiplinli çalışmaları, disiplinli bir iş ahlakı çalışma kültürüne sahip olmaları, ikincisi teknoloji üreten ülkeler olmaları. Evet. Bizim bu iki şeye ihtiyacımız var. Disiplinli bir çalışmaya, çok çalışmaya, ikincisi teknoloji üretmeye. Bu kitapta aslında bunları anlatmaya çalıştım. Bakın son günlerde üretim ekonomisinden bahsediliyor. Bu döviz kurları vesaire. Evet. Türkiye üretim ekonomisine geçmeli. Bu kitabın ikinci bölümü, ben bunu geçen sene yıl boyunca uğraştım. Bu kitabın ikinci bölümü üretim ekonomisidir. Teknoloji odaklı üretim ekonomisidir. Dolayısıyla bu kitap önümüzdeki 20 yıl Türkiye nasıl bir sıçrama yapar, nasıl bir emsallerini ya da rakiplerinin önüne geçerin nasıl olabileceği konusunda bize yardımcı olmaya yol çalışan... Yol gösterecek aslında biraz da öyle biraz mi? Öyle. Bakın buna bir Türkiye mucizesi için adını, yani bir Türkiye mucizesi için beyaz kitap adını vermemin sebebi, bakın bugüne kadar hep biz başkalarının başarı hikayelerini dinledik. Evet. Ben çocuktum, Alman mucizesi, bilahare Japon mucizesi, en son dönemlerde Kore mucizesini işittik, dinledik. Bugünlerde Çin işte konuşuluyor. Ya artık bir de Türkiye mucizesi olsun, bütün dünyada bizim başarımızı konuşsun, bunun zamanı geldi. Çünkü son 20 yılda Türkiye artık temel sorunlarını çözdü. Bundan gelecek 20 yılda inşallah Türkiye'nin bir sıçrama yılı. Ve inşallah da Türkiye konuşulur. Türkiye'nin mucizesi konuşulur. Evet, dünyada da Türkiye konuşulur. Bunu tutkuyla istiyorum. Bunu çok İnşallah. İstiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben başarılarınız de çok, daim olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ama benim ediyorum. Soracaklarım bitmedi. Konularım başka, daha çok. Bir başka program bekleriz tekrar. Bir başka programda inşallah. Ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bütün Düzceli kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bizden de çok selam götürün. Baş üstüne efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim Başkanlar Konuşuyor programının sonuna geldik. Düzce Belediye Başkanı Sayın Doktor Faruk Özlü stüdyo misafirimizdi. Haftaya farklı bir konuğumuzla sizlerle olacağız. Unutmayın Başkanlar Ülke TV'de konuşuyor. Mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.